Evet arkadaşlar, bir biyofizik dersinde daha beraberiz. Geçen yıl birinci sınıftayken size bol miktarda biyofizik dersi için video hazırlamıştım. Bu sene de bu şekilde asenkron, uzaktan eğitime uygun olacak şekilde biyofizik dersi videoları hazırlıyorum. Bu onlardan ilki. Şimdi bu sene de birinci komitede, yani ikinci sınıfın birinci komitesinde biyofizik dersini beraber yapacağız. Yaklaşık 20 saat, yani geçen yıl 5. komitede olduğu gibi 20 saatlik dersimiz var. Ondan sonra da biyofizik derslerimiz olacak. Ancak bunları tabii benle yapmayacaksınız. Ferhan hocanızla yapacaksınız bu sene. Ben bu derste biyofizikte size neleri anlatacağım? İşte 2. sınıfta artık. Onlardan bahsedeyim biraz. Biyoelektrik olaylarla başlayacağız arkadaşlar. Yani işte kalbin özel uyartı sistemi, kalp kası aksiyon potansiyeli, bu özel uyartı sistemini oluşturan hücreler ve bunların aksiyon potansiyellerinin oluşum mekanizması gibi işte bunların biyofiziksel özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonraki derste EKG'yi anlatacağım. Bunun temel ilkelerini biyofizik bakış açısıyla. Sonra artık dolaşım dinamiği derslerine başlayacağız. Dolaşım dinamiği derslerinde dolaşım sisteminde meydana gelen olayları, mekanizmaları ve burada işte Bernoulli ilkesi, Poisson yasası vesaire gibi böyle Laplace yasası gibi şeyleri anlatacağım sizlere. Bunlar ileride hekimlik hayatınızda tabii ki çok işe yarayacak. Size şu an tabii bunlar işe yaramayacak gibi geliyor ama geçen yıl da bahsetmiştim. Bunları bilmek ya da bilmemek sizin doktor olmanızı etkilemez. Yani bunları bilmeden de doktor olabilirsiniz. Ya da az bilerek de doktor olabilirsiniz. Yani doktor olmanız bunları bilmemenizle değişmez. Ancak daha önce de söylediğim gibi bunları biliyor olmanız sizi iyi bir doktor yapar, iyi bir hekim yapar. Alanınızda iyi olursunuz. Daha güzel işler yaparsınız. Akademik bilginiz, bir konuyu anlayabilirliğiniz çok daha kolaylaşır. Dolayısıyla bu dersler bu açıdan önem taşıyor. Dolaşım dinamiğinden bahsedeceğimi söylemiştim. Devamında da dersin solunum dinamiğine geçeceğiz. Solunum dinamiğinde işte solunumla ilgili gaz yasaları, burada işte soluk alıp verme esnasında gerçekleşen fiziksel olayları bazı matematiksel modellerle açıklamaya çalışacağız. Bunları tabii dolaşımda da yapacağız. Yani burada fizik ve matematik kelimelerini duyduğunuz zaman ürkmeyin arkadaşlar. Çünkü yani pek çoğunuz biliyorum fizik dediğiniz zaman ürküyorsunuz. Yani fizikle ne işimiz var? Biz doktor olmayacak mıyız? Ne yapıyoruz hala fizikle diyorsunuz. Matematik keza belki çoğunuz seviyordur ama sevmeyenleriniz için de söyleyeyim başta. Burada karşılaşacağınız matematik çok karmaşık bir matematik değil. Bazı şeylerin açıklamasını fizik yasalarıyla ve matematik terimlerini kullanarak yapacağız. O yüzden gözünüz korkmasın. Sonuçta tıp fakültesi öğrencisiniz. Bunların pek çoğunu kavramakta zorlanmayacak kapasitedesiniz hepiniz. Burayı kazanıp da buraya geldiğinize göre. Zaten artık ikinci sınıftasınız, yani birinci sınıfı da devirmişsiniz. Çok daha iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Çok iyi ve başarılı olacağınıza inanıyorum. Bunları tabii anlatırken ben hazırladığım slaytlara kaynak olarak görmüş olduğunuz biyofizik kitaplarını kullandım. Bunları geçen yıl da kullanmıştım. Hamza hocamız bizim ana bilim dalımızdan emekli olan hocamız ve onun eşi hala şu an çalışmakta ana bilim dalımızda Ferhan hocamız. İşte dönem 2'de sonraki dersleri büyük ihtimalle bu sene için en azından Ferhan hocamızdan alacaksınız. Diğer temel kaynak olarak kullandığım kitap ise yine bir biyofizik kitabı. Şu aşağıda görmüş olduğunuz, hatta bakın burada da gösterebilirim. Şu kitap.
Bu kitabı da pek çok yerde bulabilirsiniz. Pelikan Kitabevi. Yararlanarak ben slaytları hazırlıyorum. Ferit hocamız da daha önce de belirtmiştim ama ilk kez bu videoyu izleyenler için belirteyim. Kendisi Ankara Üniversitesi'nden ayrılan, şu an emekliliğinde Ufuk Üniversitesi'nde çalışma hayatına devam eden saygıdeğer bir hocamız. Bu kitaptan faydalandım. Siz de bu kitabı işte kütüphanede de bulabilirsiniz. İnternette zaten bol miktarda var. Çok fiyatının da yüksek olduğunu düşünmüyorum ama eğer isteyenler olursa yani benden de fotokopi bile çekebilirsiniz yani hani onda hiçbir sıkıntı yok. Kendinizi hani maddi yönden sıkıntıya sokmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar, kalbin özel uyartı ve iletim sisteminden bahsedeceğim size bu derste öncelikle. Tabii bunun için önce kalbin yapısını anlamamız gerekiyor. Kalbin yapısına baktığımız zaman tabii pek çoğunuz biliyorsunuz. Ama hatırlatmakta fayda var. 4 odalı bir pompa işlevi görüyor kalp. Kanı öncelikle vücuda pompalıyor ve aynı zamanda akciğerlere de pompalıyor. Vücuda pompaladığı dolaşıma biz büyük dolaşım, akciğerlere pompaladığı dolaşıma ise biz pulmoner dolaşım adını veriyoruz. Bu tabii kalbin ritmik olarak kasılıp gevşemesiyle gerçekleşen bir olay. Bu kasılma evresine yani pompalamanın gerçekleştiği evreye pompalamanın gerçekleşmediği dinlenme yani gevşeme evresine ise diyastol adı veriliyor. Görmüş olduğunuz gibi şematize edilebilir dolaşım sistemiyle beraber kalbin yapısı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi bu tabii bu senenin ilk dersi epeyce zaman oldu. Birinci sınıftaki dersleri de hazırladığımdan bu yana. O yüzden bir adaptasyon süreci olabilir. Benim bu slaytlardan videoyu çekerken işte bu işaretçiyi falan gösterme konusunda bir de ifade etme konusunda da bir adaptasyon süreci olabilir. O yüzden böyle aksaklıklar olabilir. Kusura bakmayın. Evet, kalbin şematik yapısına baktığımızda 4 odadan oluşuyor. Bakın kulakçıklar şurada. Atriumlar yani. Karıncıklar, ventriküller burada. Pulmoner dolaşıma işte yani akciğerlere kanın gidişi ve büyük dolaşıma işte şuradaki kapilerler aracılığıyla kalpten vücuda gidiş, ondan sonra vücuttan da kalbe dönüş şeklinde dolaşım sistemini şematik olarak böyle gösterebiliriz. Evet arkadaşlar, superior vena cava'dan kan sağ atriuma geliyor. Sağ atriuma kan geldikten sonra triküspit kapak aracılığıyla sağ ventriküle dökülüyor bu kan. Ondan sonra bu kan yani vücuttan gelen kandan bahsediyoruz. Vücuttan gelen kan yani karbondioksit kısmi basıncı fazla olan yani karbondioksit yönünden zengin olan kan sağ ventrikülden pulmoner kapağın açılmasıyla beraber pulmoner arter aracılığıyla akciğerlere pompalanıyor. Akciğerlerden temizlenen kan, yani temizlenen diyoruz ama burada tabii neyi kastettiğimizi biliyorsunuzdur. Karbondioksit kısmi basıncının azalarak oksijenin kısmi basıncının artmış olduğu, bundan solunum dinamiği dersinde bol miktarda bahsedeceğiz. Bu kan akciğerlerden sol atriyuma geliyor. Şuradaki sol atriyuma geliyor. Sol atriyumdan mitral kapağın açılması sonucunda sol ventriküle boşaltılıyor. Yani şuraya sol ventriküle boşaltılıyor. Sol ventrikülde kan artık yani temizlenmiş olan, oksijen yönünden zengin olan kan vücuda pompalanacak. Ventrikülün kasılmasıyla beraber, aort kapağının da açılmasıyla beraber aort aracılığıyla tüm vücuda pompalanması sağlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu bu kadar detaylı anlatıyorum. Neden detaylı anlatıyorum? Geçtiğimiz yıllarda ben yine bu dersi anlatırken ventrikül dedim, atrium dedim, kan dedim, pulmoner dolaşımdan geliyor dedim falan ama herkes dinledi, dinledi, dinledi. Hocam dedi birisi, bir şey soracağım dedi. Siz böyle anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz ama ventrikül ne demek dedi.
Dedim ki o zaman tamam. Yani bunu biraz daha detaylı anlatmak lazım. O yüzden burada artık işte bu ifadeleri biraz daha detaylı olarak anlatmaya karar verdiğim için bu şekilde görüyorsunuz. Tabii bunu fizyoloji dersinde de eş zamanlı olarak göreceksiniz. Tabii komite sisteminin avantajlarından bir tanesi eş zamanlı olarak işin hem fizyolojisini, patolojisini, her şeyini görüyorsunuz. O yüzden diğer derslerde edineceğiniz bilgiler de benim dersim açısından da yardımcı olur diye düşünüyorum. Biraz da o rahatlıkla anlatıyorum açıkçası. Evet. Kalbin özel uyartı ve iletim sisteminden devam ediyoruz tabii. Henüz gelmedik diyeceksiniz. İşte geliyoruz. Kalp kasındaki mekanizmalar iskelet kasına benziyor. Fakat tabii burada iskelet kasından farklı olarak kalp kasında bir sinirsel kontrol yok. Yani biliyorsunuz ki iskelet kasında bir sinir gidiyordu. Motor ünite diyorduk biz. Sinirle kasın bağlandığı üniteye. Gidiyordu bir kasın kasılması için aksiyon potansiyelini iletiyordu. Sinir kas kavşağından. Ve iskelet kası kasılıyordu. Eğer burada bir aksiyon potansiyeli sinir lifi aracılığıyla iletilmezse kasta aksiyon potansiyeli meydana gelmiyordu. Dolayısıyla bir kasılma da olmuyordu. Fakat kalp kasındaki mekanizma böyle değil. Kalp kasında bir sinirsel kontrol yok. Ve bir sinirsel kontrol olmamasına rağmen buradaki kas hücreleri eş zamanlı olarak kasılma etkinliğine sahip olan hücreler. İşte kalp bunu nasıl başarıyor? Burada tabii özelleşmiş yapılar söz konusu. Bu özelleşmiş yapıları anlayarak ancak bunun nasıl başarıldığını gösterebiliriz size. Öncelikle bu yapıların hangi yapılar olduğunu söyleyeyim. İlki sinoatriyal düğüm. En önemlisi sinoatriyal düğüm. SA düğümü olarak adlandırılıyor. Sinoatriyal node da diyebilirsiniz. Bir diğeri atrioventriküler düğüm. Atrioventriküler düğüm AV düğümü olarak da AV nodu ya da o şekilde de kısaltılabiliyor. Bahman stemeti var. Bahman stemetinden pek çok kitapta bahsedilmiyor ama atriyumlar arasında uyarının iletilmesi için söz konusu olan bir demet. Histemeti. Histemeti ve bunun dallanmaları var arkadaşlar. Histemeti bir şeyin kısaltması değil. Yani HIS şeklinde değil. Histemeti. Ve Purkinje lifleri. Purkinje lifleri de bu uyartının işte kalbe yayılmasını sağlayan liflerden. Yani bu yapılardan oluşan işte sinoatriyal düğüm, atrioventriküler düğüm, Bahman stemeti, histemeti ve Purkinje liflerinden oluşan uyarı ve iletim sistemi sayesinde kalp kendi kendine ve eş zamanlı kasılma etkinliğine sahip. Yani bir sinirsel uyartı gelip de kalbin kas hücrelerinin kasılmasını sağlamıyor. Kendiliğinden gerçekleşiyor. Yani buna otomatik diyorlar pek çok işte yabancı sitelerde. Otomatik kasılma etkinliği yani kendi kendine kasılma etkinliği kalbin bu yapıları sayesinde mümkün olabilmiş oluyor. Evet şimdi arkadaşlar bu 13 dakika olmuş bile biraz daha hızlanarak anlatayım. Bu sefer geçen yılın aksine her ders için yaklaşık 30-35 dakika ayırabileceğim söylendi. Dolayısıyla biraz daha uzun olabilecek videolarınız. O yüzden biraz daha rahatım ama fazla rahat olmuşum. Uyartı sistemini bile anlatırken 13 dakikaya geçmiş. Evet. Superior vena cava'nın hemen altında arkadaşlar sinoatriyal düğüm yer alıyor. Sinoatriyal düğümde pacemaker hücrelerimiz var. Pacemaker hücrelerinin ne olduğundan bahsedeceğim biraz sonra. Yani tempo tutucu hücreler deniliyor bunlara. Bu sinoatriyal düğümde kendiliğinden uyarılma meydana geliyor ve Bahman stemeti aracılığıyla bu atriyumdan yani sağ atriyumdan sol atriyuma yayılıyor. Bakın şurası kalbin sağı, burası solu tam karşıdan baktığımızı düşünürsek. Sinoatriyal düğümden sol atriyuma yayıldığı gibi Bahman stemeti aracılığıyla atrioventriküler düğüme de yayılıyor bu uyartılar. Atrioventriküler düğüm de yine uyartıların meydana geldiği yine otomatik uyarılan pacemaker hücrelerinden oluşan atrioventriküler düğüm. Atrioventriküler düğümden histemeti aracılığıyla kalbin
aşağı kısımlarına kadar bu uyartılar iletiliyor. Bu tabii histemeti dallanmaları var burada. Sol dal var ve sağ dal var. Posterior yani arkaya giden dalları var. Anterior dalları var bunların, soldakilerin. Sağdakilerin de dallanmaları var. Bunların bir kısmı buradaki popliteal kaslara gidiyor. Popliteal kaslar kalp duvarlarına bağlı olan kuvvetli kaslar. Aynı şekilde sol dallar da bu şekilde popliteal kaslara gidiyor. Ve böylelikle bu kasların kasılmasını sağlamış oluyor. Purkinje lifleri diyoruz bu giden dallarına. Atrioventriküler düğümden çıkıp histemetlerinin dallanmalarıyla en son Purkinje lifleri bu şekilde dağılıyor. Evet. Tabii kalbin içinde bu kadar farklı hücre tipleri var. Yani işte sinoatriyal düğümde hücreler var, atrioventriküler düğümde Purkinje lifleri var, histemeti hücreleri var, Bachmann histemeti hücreleri var, kalp kası hücreleri var falan derken tabii bu hücrelerin oluşturmuş olduğu elektriksel potansiyeller, artık siz birinci sınıfta öğrendiğiniz için bunu rahatlıkla konuşabiliriz. Elektriksel potansiyel değişimleri, yani aksiyon potansiyellerini söylemeye çalışıyorum. Aksiyon potansiyellerinin değişim desenleri burada görmüş olduğunuz gibi farklı olabiliyor. Mesela sinoatriyal düğümde sinüs nodu şeklinde yazılmış burada. Aksiyon potansiyeli bu şekilde olabilirken atrial bölgedeki yani atriumdaki kalp kası hücrelerinin aksiyon potansiyeli bu şekilde. Biraz sivri kısmı var bakın. Onları anlatacağım size. Mesela atrioventriküler düğümdeki bu şekilde. Daha aşağılara inelim. Bakın daha farklı aksiyon potansiyelleri göreceksiniz. Mesela ventriküllerdeki kas hücrelerindeki aksiyon potansiyelini görüyorsunuz. Bu aksiyon potansiyelinin şekli de bu şekilde oluyor görmüş olduğunuz gibi. Yani demek istediğim şu. Kalpte burada gördüğünüz pek çok çeşit hücre var ve bu çeşit çeşit hücrelerin de aksiyon potansiyeli desenleri görmüş olduğunuz gibi farklı olabiliyor. En altta bir EKG eğrisi görüyorsunuz ama bu EKG eğrisinin ne olduğunu sonraki derslerde anlatacağım zaten. Bunu da eş zamanlı olarak buraya çizmiş olalım. Aklınızın bir köşesinde EKG eğrisi de görürsünüz. Evet, şimdi kalbin özel uyartı ve iletim sisteminde farklı hücreler var dedik. Bu hücreler otomatik ritmi oluşturan hücreler ve uyartının iletimini sağlayan hücreler aslında. Ve bunun haricinde yani uyartı ve iletimi gerçekleştiren bu söylediğim iki tip hücrenin haricinde kasılma işleminin gerçekleşmesini sağlayan hücrelerde ayrıca işte ventriküllerde ve atriumlarda yani kalp duvarında bol miktarda bulunuyorlar. Bu hücrelerin tabi iskelet kası hücrelerinden farklı özelliklerde olduğunu daha önce söylemiştik. İskelet kası hücrelerine baktığımızda iskelet kası hücreleri bakın şu görmüş olduğunuz şekildeki gibi bir aksiyon potansiyeli oluşumunu takiben bir kasılma meydana getiriyorlar. Şimdi bu aksiyon potansiyelinden geçen yıl yani birinci sınıfta bol miktarda bahsetmiştim. Bu kasılmanın tetiklenmesini sağlıyor kas hücrelerinde. Sinir hücrelerinde de hatırlayalım. Sinir hücrelerinde de bilginin iletilmesini sağlıyordu. İskelet kasında bakın bir aksiyon potansiyeli gerçekleştikten bir süre sonra kasılma meydana geliyor. Yani buna biz sarsı diyoruz. Kasılma eğrisine, kasılmasına sarsı diyoruz. Bu yukarıdaki iskelet kası. Fakat kalp kasına baktığınızda kalp kasının aksiyon potansiyeli görmüş olduğunuz gibi bakın yine bir hızlı gerçekleşen başlangıç arkasından bir yavaş repolarizasyon eğrisi görüyorsunuz. Bakın oldukça uzun sürüyor. Bu kasılmayla eş zamanlı gidiyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Kalp kas hücrelerinde aksiyon potansiyeli diğer kas hücrelerine nazaran daha uzun süreli. Yani iskelet kasında mesela birkaç milisaniye sürüyorken kalp kasında 500 milisaniyeler civarında sürebiliyor.
Burada şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Kalp kasında aksiyon potansiyeli sadece kasılmanın tetiklenmesini sağlayıp da olayı kendi işleyişine bırakmıyor. Ve aksiyon potansiyeli oluşuyor ve kasılmanın tamamı boyunca ona eşlik ederek kasılmanın kontrol edilmesini sağlıyor. Bu kontrol edilmesinin sağlanması tabii size biraz o ne demek ya gibi bir ifade gibi gelebilir. Ancak bundan işte dersin ilerleyen slaytlarında bahsedeceğim. Burada tabii kalsiyum çok etkili. Kalsiyumun hücre içine girmesi bu uyumayı sağlıyor. Aslında bundan aksiyon potansiyelini anlatırken bol miktarda yine bahsetmiştim. Yani hücreden hücreye aksiyon potansiyelinin şekli farklılık gösterebilir diye kalp kası aksiyon potansiyelinden çok kısa bir süre bahsettiğimi hatırlıyorum. Belki hatırlayanlarınız vardır. Şimdi zaten daha detaylı olarak bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar sağ atriumda yani sağ kulakçıkta sinoatriyal düğüm var dedik. Sinoatriyal düğüm adını verdiğimiz bu tempo tutucu yani pacemaker bunu tempo tutucu olarak çeviriyor kitaplar işte hocalar geçmişten günümüze kadar o şekilde çevrilmiş. Tempo tutucu aslında güzel bir ifade. Yani kalbin temposunu bu sinirler, bu hücreler pardon sinir dedim unutun tamamen. Bu hücreler oluşturuyor. Bunlar özelleşmiş kas bölgeleri. Yani özelleşmiş kas hücreleri olarak düşünebilirsiniz. Bunların çok özel durumları var. Yani bunların dinlenim zar potansiyelleri bile farklı. Düşük. Yani eksi 50 milivolt, eksi 55 milivolt civarında. Hatırlarsanız normalde kas hücrelerinin işte eksi 90 milivolt ve eksi 70 milivolt aralığında olduğundan söz etmiştik. Zaten sinir hücrelerine hiç girmiyorum. Onlar tamamen farklı. Sinir hücrelerinde çok değişiklik gösterebiliyor. Ve bunlar da çok farklı, değişik türde iyonik akımlar var ve bu iyonik akımların hangileri olduğundan, davranış şekillerinden dersin ilerleyen slaytlarında bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, sinoatriyal düğüme benzer durum atrioventriküler düğümde de var ve Purkinje liflerinde de var. Bunlar yine özelleşmiş hücrelerden meydana geliyor. Bu özelleşmiş hücreler işte dediğim gibi farklı türde iyonik akımlar içeriyorlar ve dinlenim zar potansiyelleri bile farklı. Bunun bir sonucu olarak bunlar kendiliklerinden bir aksiyon potansiyeli oluşturma eğilimindeler. Bu aksiyon potansiyelini belirli bir frekansta oluşturuyorlar. Yani belli bir tempoda oluşturuyorlar. Ve bunların tempoları değişiklik gösterebiliyor. Yani sinoatriyal düğümün temposu örneğin dakikada 60 ila 100 civarında iken mesela atrioventriküler düğümün temposu dakikada 40 ila 55 civarında yani daha düşük frekansta tempo daha düşük. Purkinje liflerine baktığımızda bunlar da kendiliklerinden uyarılmayı meydana getirebilen hücrelerden oluşuyor. Fakat bunların tempoları daha düşük. Dakikada 25 ila 40 sefer bunlar uyarı meydana getiriyorlar. Şimdi bunların frekanslarının farklı olması bazen işe yarayan bir durum. Ancak kim belirliyor o zaman bu frekansı derseniz, frekansı yüksek olan düğüm belirliyor. Yani mesela kalbin hangi odağının yüksek? Sinoatriyal düğümün yüksek. Biz bunu biliyoruz. Genel geçer bir bilgi. Dolayısıyla kalbin atım frekansını, yani dakikadaki pompalama sayısını başka bir deyişle nabzımızı belirleyen şey sinoatriyal düğümün uyarılma frekansı. Eğer sinoatriyal düğümde bir bozulma meydana gelirse, diyelim ki bir deney yapıyoruz. Tabii geçmiş yıllarda çok bu konuların ilk keşfedildiği zamanlarda bununla ilgili deneyler yapılırken mesela sinoatriyal düğümü ezmiş deney yapan kişi ve bakmış ki atrioventriküler düğümün frekansına düşüyor kalbin atım frekansı. Dolayısıyla biz burada şunu söyleyebiliriz. Frekansı yüksek olan odak kontrolü elinde tutuyor. Eğer atrioventriküler düğüm de ortadan kalkarsa
O zaman kim elinde tutacak? Purkinje elifleri elinde tutacak ve nabız daha da düşecek. Yani Purkinje eliflerinin uyarılma frekansını 25 ila 40 sefere, dakikada 25 ila 40 sefere kadar düşecek. Yani farklı odaklar üstlenebiliyor. Peki sinoatriyal düğüm, atrioventriküler düğüm ve Purkinje elifleri sağlam. O zaman kalbin frekansının kontrolü kimde? Yani bunlar sağlamken bile mesela 60 ila 100 arasında, hatta 100'ün üzerine de çıkabildiğini biz biliyoruz nabzımızın özel durumlarda. Dolayısıyla bu frekansı belirleyen kim? İşte sempatik sinirler ve parasempatik sinirler buradaki frekansı belirliyor arkadaşlar. Kalbin ritmini belirliyor. Sempatik sinirler aracılığıyla mesela norepinefrin salınıyor ve bu işte kalbin ritminin artmasını sağlıyor. Bunun tam tersi ise yani parasempatik sinirler aracılığıyla olan durum ise kalp ritminin düşmesini yani mesela işte asetilkolin salınmasını sağlıyor. Asetilkolin salınmasıyla kalbin ritminin düşmesi sağlanmış oluyor. Bunu daha dersin devamında söyleyeceğim. Sinoatriyal düğüm ve atrioventriküler düğümdeki tempo tutucu, pacemaker hücrelerin aksiyon potansiyellerinin oluşum mekanizmasını anlatırken buna da bol miktarda değineceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar, kalp kası hücreleri pek çok yönüyle iskelet kası hücrelerinden farklı dedik. Aksiyon potansiyeli, işte aksiyon potansiyelinin süresinin uzunluğu ve kasılmaya eşlik etmesi gibi. Yapısal olarak da farklılıklar var. Yapısal olarak farklılıklar tabii direkt olarak bizim ilgi alanımıza girmiyor ama bu farklılıkları da hatırlamakta fayda var. Çünkü fonksiyonel özelliklerinin de değişmesini etkileyen yapısal farklılıklar söz konusu. Çok hücreli bir sistem kalp kası. Fakat işlevsel olarak tek bir hücreymiş gibi davranıyor. Yani buna biz sinsidium adını veriyoruz. Çok hücreden meydana geliyor fakat tek hücreymiş gibi davranıyor. Bunun meydana gelmesini sağlayan şey ise hücreler arası bağlantılar. Bu bağlantılar mekanik ve kimyasal iletimin meydana geldiği bağlantılar. Bu bağlantılara interkale diskler adını veriyoruz. Bu interkale diskler işte bakın elektron mikroskobunda burada herhangi bir görüntü var mı? Ha, burada elektron mikroskobu görüntüsü yok ama ışık mikroskobu görüntüsü var. İnterkale diskler şöyle görünüyor arkadaşlar. Şöyle. Aslında tek bir kalp kası hücresine baktığınız zaman bu bir kütük gibi. Yani burada şekli var mı? Yok ama mesela bunları hücreleri ayırsanız bu interkale diskler, ara bağlantılar bu hücreleri ayırsanız bir ağaç kütüğüne benziyor mikroskop altında. Bu ağaç kütüklerinin ucu eklenerek birbirine bağlandığını düşünün. Şuralarda olduğu gibi. Bu bağlantı noktaları arasında gap junction'lar yani gedik kavşak bölgeleri, bağlantıları var. Bunlardan geçen sene 1. sınıfta yani 5. komitedeki dersimde kimyasal sinaps başlığında bahsetmiştim. Yani burada kimyasal sinapslar var. Pardon, kimyasal evet, kimyasal sinapslar söz konusu. Gap junction'lar var. Bu gap junction'lardan vakit kaybı olmaksızın iyon geçişleri mümkün oluyor ve böylelikle hücreler arasında iletim söz konusu olduğunda vakit kaybı olmaksızın hücreler arasında iletim meydana gelmiş oluyor. Gap junction'lar aracılığıyla. Evet, buradaki interkale disk zarlarının iletkenliğinden söz edersek, buradaki iletkenlik çok fazla. Yani en iyi iletken zar sinapsından bile 400 kat daha fazla iletken olduğunu söyleyebiliriz buradaki gap junction bölgelerinin. Evet, kalp kası tabii pek çok yönden çizgili kasa benziyor dedik. Diğer farklılıklarını, yapısal farklılıklarını özetlememiz gerekirse, yani fonksiyonel değil yapısal farklılıklarını özetlememiz gerekirse, sarkoplazmik retikulum yani SR daha az gelişmiş.
Mitokondri sayısı çok daha fazla çünkü daha çok enerjiye ihtiyaç duyan hücreler olduğunu biz bunların biliyoruz. Buradaki ışık mikroskobu görüntülerinden de bu söylediklerimi karşılaştırabilirsiniz. T tübülleri daha geniş. T tübülleri neden daha geniş? Çünkü kalsiyumun temel kaynağı olarak sarkoplazmik retikulum değil, T tübülleri var. Kalsiyum daha çok SR'dan değil de yani T tübüllerinden sağlanıyor. Kapiller ağlar daha yoğun. Yani oksijene daha fazla ihtiyaç duyduğu için daha çok kapiler dallanma söz konusu. Dolayısıyla daha çok kanlanma var. Aksiyon potansiyelinin süresinin zaten daha fazla olduğunu söyledik. Ve hep söylediğimiz gibi kalp hücrelerinin arasında farklılıklar var. Belirli bölgelerinde kalbin bulunan kas hücreleri farklı özellikler gösteriyor. Buradaki temel farklılığın sebebi ise tamamen arkadaşlar iyon kanalları ve bu iyon kanalları nasıl farklılıklar yaratıyor bundan söz edeceğim. Şimdi kalp kas hücrelerinde uyarılma dedik, otomatik olarak meydana geliyor ve sinoatriyal düğümden yayılıyor dedik. Sinoatriyal düğümde gelişen uyartı atriuma yani tüm atrium boyunca yayılıyor. Yani sinoatriyal nod olduğunu düşünün. Atriuma yayılıyor. Ondan sonra atrioventriküler düğüme ulaşıyor. Atrioventriküler düğümdeki hücreler de uyarılıyorlar ve bunlar histemeti aracılığıyla Purkinje liflerine, Purkinje lifleri aracılığıyla da ventrikül kaslarına bu uyarılmanın yayılmasını sağlıyor. Bu yayılma aslında bir gecikme meydana gelmesine neden oluyor. Ve bu gecikme aslında istemediğimiz bir şey değil, tam tersine istenilen bir durumun ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu gecikme yani sinoatriyal düğümden, atrioventriküler düğüme ve atrioventriküler düğümden Purkinje liflerinden tüm kas hücrelerine kadar yayılma esnasındaki gecikme bu yol üzerindeki gedik kavşakların yani gap junction bölgelerinin bu iletim yolunda daha az olmasından kaynaklanıyor. Burada tabii yayılma hızı liflerde farklılık gösteriyor. Örneğin atrium kaslarında bu iletim hızı 0,8 ila 1 metre bölü saniye iken mesela Purkinje liflerinde çok daha hızlı 2 ila 4 metre bölü saniye civarlarında oluyor. Ventrikül kaslarında da işte atrium kaslarındakine yakın 0,8 ila 0,9 metre bölü saniye. Yine de arkadaşlar yani bu Purkinje liflerine göre daha yavaş gibi görünse bile ventrikül kaslarındaki bu yayılma hızı bile oldukça yüksek. Şimdi buradaki gecikme bizim ne işimize yarıyor? Yani iyi bir şey, hani istenmeyen bir şey değil dedik ya. Ne işimize yarıyor sorusunun cevabı şu. Öncelikle atriumda bulunan kan ventriküle dolacak. Ventriküle dolması için önce atriumun kasılması, oradan ventriküle dolması gerekiyor. Bakın sinoatriyal düğümde uyarılma meydana geldikten sonra atrium kasılıyor ve atriumdan kan ventriküle boşaltılıyor. Ventriküle boşaltıldıktan sonra kanın tüm vücuda ya da pulmoner dolaşıma işte sağ ventrikül mü sol ventrikül mü ona göre değişir. Sol ventrikülden büyük dolaşıma, sağ ventrikülden de pulmoner dolaşıma pompalandığını biliyoruz. Sol ventriküle ya da işte sağ ventriküle dolduktan sonra kan dolaşıma pompalanacak. Bu ancak kan dolduktan sonra meydana gelmesi lazım. Bunun için de işte atriumun kasılmasıyla ventrikülün kasılması arasında bir gecikme olması gerekiyor ki ventrikül dolduktan sonra pompalama gerçekleşsin. İşte bu gecikme bu demetler arasındaki iletim gecikmesinin işimize yaraması sonucunda oluyor arkadaşlar. En son olarak histemeti ve Purkinje ağı ile ventrikül kaslarına bu uyartının yayılmasıyla ventrikülün kasılması ve kanın tüm vücuda ya da işte pulmoner dolaşıma pompalanması mümkün oluyor. Aralarındaki gecikme bu şekilde. Buradaki şekilden aralardaki gecikmeyi ve ritmi
takip edebilirsiniz. Bakın şurada 1 ile gösterilen sinüatriyal düğümün bulunduğu yer. Buranın iletim hızından söz etmiştik. Atrium kasındaki iletim hızı ve buradan atrioventriküler düğüme ulaşıyor. Atrioventriküler düğüme ulaştıktan sonra bakın işte histemeti, demet dallanmaları ve Purkinje ağı sayesinde ventrikül kaslarına ulaşıyor. Bu aradaki gecikme yaklaşık olarak işte birkaç milisaniye. Bu gecikme sonucunda işte kanın tüm vücuda pompalanması ventrikülden meydana gelmiş oluyor. Evet, şimdi kalp katı hücrelerinin aksiyon potansiyeline geçmeden önce 35 dakikamızda olduğuna göre arkadaşlar bu birinci dersimizin birinci videosunu sonlandırıyorum. İkinci videodan devam edeceğim.